Alp bizim son dönemde gördüğümüz değişik klinik bulgularla gelen hastalarımızdan bir tanesiydi. Alp'i biz aslında bir diyabetik ketoasidoz atağı gibi bir dış merkezden kabul ettik. Ama Alp'te fark ettiğimiz kan değerlerinde trigliserit dediğimiz lipid değerlerinin çok çok yüksek, 15 bin gibi bir değer olduğunu fark ettik. Covid ile ilişkili olabilir mi acaba diye tetkiklerini yaptığımızda hem PCR'ın hem de antikorlarının pozitif olduğunu saptadık. Çok değişik bir vaka olmuş oldu bizim için. Standart tedavilerle kontrol altına alamadığımız için plazma değişimi gibi, lipid aferezi gibi özellikle tedaviler uygulamak durumunda kaldık. Ama sonuç çok yüz güldürücü oldu. Şu anda iyi, servise çıkıyor. Covid'de de negatifleşti. Alp'in gelişinde başvurusunda saptadığımız kanındaki o lipid değerleri, trigliserit değerleri literatürde çok az bildirilmiş ve diyabet atağında nadiren görülebilecek ve bu kadar yüksek olan değer pek görmedik açıkçası ve aynı zamanda Covid ile ilişkili olarak hiç böyle bir yazı okumadık şu zamana kadar. Bu yüzden özellikle bir vaka olduğu için de Alp'in durumunu literatürde paylaşmayı düşünüyoruz. Zaten normal klasik diyabetlerin de ortaya çıkış şekli genellikle bir enfeksiyonun tetiklemesidir. Covid'in kendisi de bir enfeksiyon olduğu için bunu tetikleyerek zaten ortaya çıkarmış olabilir. Sadece burada bizim dikkat çektiğimiz nokta biraz daha ağır klinik tabloya neden olabiliyor gibi düşündürecek vakalar görmüş olmamız. Biz bir yılı aşkın bir süredir Covid ile mücadele ediyoruz. Covid ve Covid'in sonrasındaki gelişen bu misce ile mücadele ediyoruz ve 3 pik gibi düşünürsek ilk 2 pikte de biz misce vakalarını görüyorduk. Misce ilk İngiltere'de tanımlandığında da Kawasaki benzeri bir sendrom olarak tanımlandı. İnflamatuar bir süreç, romatolojik hastalıkları taklit eden bir süreç gibi. İlk 2 dalgada da böyle hastalarımız oldu ama 3. dalgada yine aynı şekilde bu hastalar sitokin fırtınasında olduğu için benzer misce vakalarını yine gördük ama misce vakalarının klinik başvuru şekillerinde bir miktar değişmeler olduğunu fark ettik. Belki bizim hastalığı daha iyi tanımaya başlamamızdan kaynaklı olabilir. Belki farkındalığımızın da artmasının etkisi olmuş olabilir. Mesela böbrek yetersizliği ile başvuran hastalarımız oldu. Pankreatitle başvuran hastalarımız oldu. Nörolojik şikayetlerle başvuran hastalarımız oldu. Nörolojik tutulma, santral sinir sistemi tutulumuyla. Onun dışında cilt döküntüleri, romatolojik bazı hastalıkları taklit eden cilt döküntüleriyle başvuran hastalarımız oldu. 3 tane ağır diyabet atağıyla gelen, organ yetersizliğiyle gelen hastamız oldu. Dolayısıyla bunlarda hep bu Covid öyküsünün bulunması, antikor pozitifliğinin bulunmuş olması, Covid ile bağlantısı açısından bizim için destekleyici olmuş oldu. Şunu görüyoruz. Aslında henüz tam bir fikir birliği yok. Şunu söyleyen çalışmalar var. Çocukların acile başvuru sayılarının azalmış olmasına rağmen diyabetle başvuran hastaların sayısının azalmadığı, bu da diyabetle acaba bir ilişkisi olup olmadığını söyleyen yazılar var. Onun dışında diyabeti birincil olarak tetikleyebileceğini söyleyen yazılar var ama tamamen birbirinden bağımsız olarak da diyabetin devam ettiğini söyleyen yazılar da var. Sanırım bunlar için bir kesin yargıya varmak için biraz daha fazla veri elde etmek, biraz daha hastalığı tanımak gerekecek. Mete Alp'i bizi 30 Nisan'da getirdik hastaneye. Daha doğrusu özel bir hastaneye gittik önce. Ama onun öncesinde bir hafta kadar öncesinde bir sıkıntıları vardı. İşte anne başım dönüyor, işte halsizlik hissediyorum vesaire gibi sıkıntıları vardı. Hani biz de şey zayıf biraz da oğlum. Acaba hani kansızlığı mı var, zayıf mı diyerekten artık son gelmesine 2 gün kala ciddi sıkıntı. Yani uyudu hatta o gün hiç yemek falan yiyemedi. Sonra apar topar özel bir hastaneye gittik. Oradan dediler ki şeker komasına giriyor çocuğunuz diye. Apar topar bizi buraya getirdiler. Koma da tabii kendinde değil çocuk. Sonra Covid olduğunu öğrendik. Yani Covid'in tetiklemesinden kaynaklı şekeri yükselmiş ve bu arada diğer yağ oranları felaket derecede nüksetmişti. Ama çok şükür iyi oldu. Kasım ayında eşim ve ailesi Covid oldu. Hatta ben kayınpederimi kaybettim Kasım ayında. Sonra biz de Kasım ayının sonuna doğru olduk. Yani metalip de oldu zannettik biz ama demek ki ya hafif atlattı vesaire bilemiyoruz. Çocuğumun şekeri olduğunu bilmiyordum. Yani çok kötü derecedeydi. Yağ oranları hiçbir test çalışamıyorlar, yapamıyorlar çünkü çok yüksekmiş. Hatta kanını değiştirdiler çocuğun. Ailemizde diyabeti yok ama hani Covid'in
tetiklemesinden, tip 1 diyabet oldu benim çocuğum. Yani COVID'in tetiklemesinden kaynaklı oldu zaten. Bu şekilde de hayatını devam ettirecek. Yani artık bir diyabet hastası benim oğlum oldu. İlk önce mesela yürümemde yavaşlık, koşamıyordum mesela. Hani oyun oynarken falan dışarıda arkadaşlarımla. Ondan sonra hemen bacaklarım ağrıyordu. Belli bir zaman sonra daha da kötü olmaya başladım. Ve bir hafta içerisinde de hastaneye yattım. Uyandığım zaman da bir maske vardı diye hatırlıyorum. Hani ondan sonra onu böyle çıkarmaya çalıştım ben. Bana rüya gibi geliyordu. Ondan sonra anlatınca gerçek olduğunu anladım.